Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde konumuz kan grupları olacak. AB0 kan grubu sistemi bakımından 4 çeşit kan grubumuz vardır. Bunlar AB, AB ve 0 kan gruplarıdır. Bu 4 çeşit kan grubunun kalıtımını A, B ve 0 genleri sağlar. Bu genlerden A ve B genleri 0 genine baskın, 0 geni ise çekiniktir. A ve B genleri ise kendi arasında eş baskındır. Bu dersimizde 3 temel kavramı göreceğiz. Bunlar antijen, antikor ve çökelme olacak. Antijenle de başlayalım. Antijen nedir? Antijen alyuvarlarında bulunan karbonhidrat yapılı özel moleküllerdir. AB0 kan grubu sistemi bakımından iki tip antijen vardır. Bunlar A antijeni ve B antijenidir. Kan grupları arkadaşlar alyuvarlarında bulunan antijenlere göre belirlenir. Yani alyuvarlarında hangi antijen varsa kan grubu da odur diye söyleyebilirim. Alyuvarlarında eğer A antijeni varsa kan grubu A'dır. Alyuvarlarında B antijeni varsa kan grubu B'dir. Alyuvarlarında hem A antijeni hem de B antijeni varsa kan grubu AB'dir. Alyuvarlarında antijen hiç yoksa bu durumda da kan grubu sıfırdır diye ifade edebiliriz. 4 çeşit kan grubumuz olduğunu söyledik. Bu 4 çeşit kan grubu fenotipinin oluşabilecek genotiplerine bakalım isterseniz. A kan grubu için AA ve A0 olmak üzere iki çeşit genotip oluşabilir. B kan grubu için BB ve B0 olabilir. AB kan grubu için ise genotip AB olabilir yine. Homozigot olma şansı yok. Çünkü A ile B birbirine eş baskındı. 0 kan grubu için ise 0, 0 genotipi olabilir. 0 için de heterozigot olma şansı yok. Çünkü 0 çekinikti. Dolayısıyla çekinik olduğu için de yalnızca homozigot durumda etkisini gösterebiliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, gelelim antikor kavramına. Kan plazmasında bulunan çökelmeye yani aglutinasyon neden olan özel proteinlere biz antikor adını veriyoruz. Antikorlar yabancı antijenlere yapışarak onların çökelmesini sağlarlar arkadaşlar. A kan grubunun plazmasında anti B bulunurken B kan grubunun plazmasında anti A bulunur. Sıfır kan grubunun plazmasında ise hem anti A hem de anti B antikorları bulunur. AB kan grubunun plazmasında ise antikor bulunmaz arkadaşlar. Dikkat ederseniz antijenler alyuvarlarında bulunurken antikorlar alyuvarlarında değil kanın plazmasında bulunuyorlar. Evet, insanlarda AB0 kan grubu sisteminden farklı olarak bir de RH kan grubu sistemi vardır. RH faktörünü belirleyen gen R simgesiyle gösterilir. Bu genlerden biri baskın, büyük R ile gösteriliyor. Diğeri ise çekinik, yani küçük R ile gösterilir. İki alelle kontrol edilir arkadaşlar. Bir insanın kanında, tabi alyuvarlarında RH antijeni bulunuyorsa RH pozitif diyoruz. RH antijeni bulunmuyorsa alyuvarlarında RH negatif adını veriyoruz. RH antijenleri de birer proteindir. Bunu da yine söylemiş olalım arkadaşlar. RH artı ve RH eksi için oluşabilecek genotiplere bakalım isterseniz. RH artı için büyük R, büyük R ve büyük R, küçük R şeklinde genotipler oluşabilir. Yani RH pozitif olan bir birey homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. RH negatif için ise yalnızca küçük R, küçük R olabilir. Dolayısıyla dikkat ederseniz RH negatif olan birey yalnızca homozigot olabilir. Ve lütfen şunu da unutmayın. Otozomlarda soy ağaçlarını da söylemiştim. Kan grupları ile ilgili soy ağaçlarıyla karşılaştığınızda da çekinik bireyler daima sizin için ipucu olacak arkadaşlar. AB0 kan grubu bakımından 0 olan bireyler daima ipucudur. Yine RH negatif olan bireyler de ipucudur. Çünkü çekinik özellikler olan bu kan grupları yalnızca homozigot olabiliyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla ipucu olarak her zaman kullanacağız. Ve yine şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. AB0 kan grubu sisteminde yer alan anti A ve anti B doğuştan insanlarda bulunabilir. Örneğin A kan grubu bireyin kanında doğuştan anti B, yine B kan grubu bireyin kanında doğuştan anti A bulunur. Ancak RH negatif kan grubuna sahip olan bireyin kanında doğuştan RH antikoru bulunmaz.
RH antikorunun oluşabilmesi için önce RH negatif kan grubuna sahip olan bireyin kanındaki akyuvarların RH antijeniyle karşılaşması gerekir. RH antijeniyle karşılaşılmadan RH antikoru oluşmaz arkadaşlar. Bunu ifade etmiş olalım. Evet, bu sorumuza da bir bakalım isterseniz. Aşağıda sağlıklı bir bireye ait kan örnekleri üzerine anti-RH yani anti-D, anti-B ve anti-A içeren serumlar da anlatıldığında oluşan çökelme durumları verilmiştir. Buna göre bireyin kan grubu nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Ona bakalım. Çökelmenin olduğu taranmış, çökelme olmayan da taranmamış olarak gösterilmiş. Anti-D de anlatıldığında çökelme meydana gelmiş. Çökelmenin olması demek burada RH antijeninin var olduğu anlamına gelir. RH antijeni bu kanda varmış ki anti-D de anlatıldığında çökelme oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu birey RH pozitif kan grubuna sahiptir. Çünkü RH antijeni varlığını çökelmeden anladık. Anti-B de anlatıldığında çökelme meydana gelmemiş. Demek ki B antijeni yokmuş. B antijeni olsaydı çökelme meydana gelecekti. Anti-A da anlatıldığında yine çökelme meydana gelmiş. Demek ki bu kanda A antijeni varmış. A antijenleri anti-A ile tepkime girerek anti-A onun çökelmesi neden olmuş. Dolayısıyla bu birey arkadaşlar A-RH pozitif kan grubuna sahiptir. Unutmayın bu tarz sorularda çökelmenin var olması demek o antijenin olduğunu bize gösterir. Ve oradan da kan grubunun ne olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet, gelelim kan uyuşmazlığı yani erythroblastosis fetalis durumuna. Kan uyuşmazlığı nasıl oluşur? Bakalım isterseniz arkadaşlar. RH negatif bir anne ile RH pozitif bir babadan RH pozitif kan grubunda bir fetüsün oluştuğu durumlarda kan uyuşmazlığı ortaya çıkar. Normal koşullarda anne ile fetüsün kanı birbirine karışmaz. Ancak özellikle hamileliğin son dönemlerindeyken plasentada oluşabilecek bir bozukluk sonucu anne ile fetüsün kanı birbirine karışabilir. Bu durumda fetüsün RH antijenine karşı annede RH antikoru üretilmeye başlanır. Annede oluşan antikorlar plasenta yoluyla fetüse geçer ve çökelmeye neden olur. Bu durum fetüsün ölümüne neden olur arkadaşlar. Ancak pozitif kan gruplu ilk bebekte genellikle bu problem ortaya çıkmaz. Çünkü antikor hazır olarak biliyorsunuz bulunmuyor. Yani RH antikoru hazır olarak bireylerde bulunmaz. Önce antijenle karşılaşılması gerekir. Bu durum hamileliğin son günlerinde meydana geldiğinden annede antikor oluşumu başlar ama bebeğin doğumuna kadar yetişmez. Dolayısıyla da ilk bebekte problem ortaya çıkmaz. Ancak ilk pozitif kan gruplu bebekte bağışıklık belleği oluştuğu için artık anne tekrar pozitif kan gruplu bir bebeğe hamile olduğu zaman yine aynı durumlarla karşılaşıldığında daha öncesinde bağışıklık belleği oluştuğu için antikor oluşumu hemen başlayacaktır. Antikor seviyesi annede hızlıca artacağından ikinci pozitif kan gruplu bebekte kan uyuşmazlığına bağlı ölüm meydana gelecektir. Peki bu nasıl engellenir? Kan uyuşmazlığı görülebilme olası olan çiftlerde anne ilaç verilerek antikor oluşumu engellenir arkadaşlar. Dolayısıyla kan uyuşmazlığının görülmesi önlenebilir bu şekilde. Bazen sorularda arkadaşlar eğer ki size şöyle bir ifade kullanırsa negatif kan gruplu bir annenin doğan ilk pozitif çocuğunda kan uyuşmazlığı görülmektedir derse ben buradan ne anlamalıyım? Bizim buradan anlayacağımız şey sadece şudur. Bu anne hamilelik öncesindeki yaşantısında RH antijeniyle karşılaşmış demektir. RH antijeniyle de nasıl karşılaşabilir? Bu bir ameliyat olabilir. Ameliyat sırasında RH pozitif kan nakli yapılmıştır yanlışlıkla. Dolayısıyla RH negatif olan kadının akyuvarları antijenle daha önce karşılaştığı için bu kadının doğuracağı ilk pozitif kan gruplu çocukta kan uyuşmazlığı doğrudan ortaya çıkabilir. Ama şunu asla unutmayın arkadaşlar. RH antikoru hiçbir zaman RH negatif bireylerde hazır olarak bulunmaz. Önce antijenle
karşılaşılması gerekir diye tekrar söyleyeyim. Evet, gelelim sorularımıza. Aşağıdaki soy ağacına bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir. Bu soy ağacı numaralarla gösterilen bireylerden hangilerinin kan gruplarının homozigot olma olasılığı vardır diyor bize arkadaşlar. Hemen şöyle tek tek bakalım isterseniz. 5 nolu bireyimiz A kan gruplu. 5 nolu bireyin homozigot olabilmesi için hem annesine hem de babasından A alelinin gelmesi lazım. Ancak babadan gelebilirken anneden gelme şansı yok. Dolayısıyla 5 numara homozigot olamaz. 6 nolu bireyimizin homozigot olabilmesi için B alelinin hem annesinden hem de babasından gelmesi lazım ama babadan gelme şansı yok. Dolayısıyla homozigot olma şansı yok arkadaşlar. 3 nolu bireyimizin homozigot olabilmesi için hem anneden hem babadan alması lazım ama anneden B'nin gelme şansı olmadığı için homozigot olamaz arkadaşlar. 4 nolu bireyimiz homozigot olmuş olsaydı bu durumda B kan grubunun oluşma şansı yoktu. Dolayısıyla 4 nolu bireyimiz de kesinlikle heterozigottur. Gelelim 1 nolu bireyimize. 1 nolu bireyimiz homozigot olsaydı bu durumda B kan grubunun oluşma şansı yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla 1 nolu birey kesinlikle heterozigottur. 2 nolu bireyimiz ise BB de olsa, B0 de olsa yani homozigot da olsa heterozigot da olsa B kan grubu oluşacaktır. 1 nolu birey A0 olduğu için. Yani yanıtımız arkadaşlar B şıkkı yani yalnız 2. Evet, yine 2007 yılı üniversite sınav sorusuna bakalım. Annenin AB babanın sıfır kan grubundan olduğu bir ailede 3 çocuk vardır. Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri aşağıdakilerin hangisinde verilenler gibi ise üçünün de öz kardeş olduğu söylenebilir. Anne AB'ymiş. Baba ise 0 0 çekinik olduğu için homozigot biliyorsunuz. Çaprazladığımız zaman çocuklar A0 ya da B0 yani fenotip olarak da A ya da B olabilirler. Çocukların A ya da B olduğu şıkkımıza baktığımızda A olduğunu görebiliriz. Yanıtımız A şıkkı arkadaşlar. Dikkat ederseniz gayet kolay bir soru. Anne ve babanın RH faktörü bakımından genotipleri aşağıdakilerden hangisi gibi olursa meydana gelebilecek çocuk ile anne arasında RH uyuşmazlığına bağlı al yuvar tahribatının yani erythroblastosis fetalis hastalığının ortaya çıkma olasılığı %50 olur. Bir defa kan uyuşmazlığı oluşabilmesi için annenin kesinlikle negatif kan gruplu olması lazım. Babanın ise pozitif kan gruplu olması lazım. %50 olması içinse arkadaşlar anne negatif küçük R diyorum. %50 olması içinse babanın heterozigot pozitif kan gruplu olması lazım. Çünkü bu durumdayken büyük R küçük R ve küçük R küçük R yani %50 olacaktır. Evet, ona bakalım hemen. D şıkkına baktığınızda arkadaşlar anne küçük R küçük R yani negatif kan gruplu baba heterozigot pozitif kan gruplu yani D şıkkı yanıtımız. Bazen şöyle bir soru geliyor. Hocam anne pozitif olsa baba negatif olsa olur mu? Olmaz tabii ki arkadaşlar. Sadece unutmayın lütfen. Annenin negatif olduğu baba pozitif. Dolayısıyla çocuğun da pozitif olduğu durumda ortaya çıkacaktır kan uyuşmazlığı. Bunu tekrar belirtmiş olalım. 2015 yılı LYS sınavına çıkmış olan sorumuza da bakalım. Bir anne babanın 4 çocuğunun her birinin AB0 sistemine göre kan grubu birbirinden farklıdır. Ve çocuklardan sadece bir RH negatif kan grubuna sahiptir. RH negatif olma biliyorsunuz çekinik bir özellikti arkadaşlar. Çocuklardan biri negatif yani küçük R küçük olacağına göre ve diğerleri de dikkat ederseniz pozitif kan grupluymuş. Bu durumda anne ve baba büyük R küçük R büyük R küçük R şeklinde olmalı. Yani anne baba pozitif olacak ama heterozigot olacak. 4 çocuğun da birbirinden farklı kan grubuna sahip olabilmesi için anne ile babanın heterozigot A0 B0 olması lazım. Bu durumda 4 farklı kan grubu arkadaşlar çıkacaktır. AB, A0, B0 ve 00 diyorum. AB kan grubu A, B ve 0 kan grupları ortaya çıktı. Yani ne oldu? Anne ve babadan biri A, diğeri B ve anne baba her ikisi de pozitif kan gruplu. B şıkkına baktığımızda arkadaşlar böyle bir durumu görebiliriz. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Tabloda 4 çiftin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Bu çiftlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bize 2016 yılı LYS sınavında çıkmış olan sorumuzda. Zekiye Ömer çiftinin çocuklarının kan grubu fenotipleri ya annelerinin ya da babalarının kan grubu fenotipinde olacaktır diyor bize. Zekiye A
Ömer 0 kan gruplu. Bu durumda çocuklar yağ kan gruplu olacaktır ya da 0 kan gruplu olacaklardır. Dolayısıyla A şıkkımız doğru. Funda Enes çiftinin 0 kan grubuna sahip çocukları olamaz. Evet, çaprazladığınız zaman 0 kan grubunun olma şansı yok. Ceren Ali çiftinin AB kan grubuna sahip çocukları olamaz demiş. Bakalım arkadaşlar, evet, Ceren 0 kan gruplu olduğu için çocukların AB olma şansı yok. Ayşe Yakup çiftinin 0 kan grubuna sahip çocukların olması beklenebilir demiş. Ayşe ile Yakup biri B, diğeri A kan gruplu. Ayşe B0, Yakup A0 kan grubu genotipine sahipse böyle bir durumdayken çocukları 0 kan gruplu olabilir. Funda Enes çiftiyle Ceren Ali çiftinin kan grubuna sahip, A kan grubuna sahip bir çocukların olma olasılıkları aynıdır demiş. Funda Enes'in çaprazladığımız zaman arkadaşlar buradan ne çıkacaktır? AA, AB, yine AB ve BB çıkacaktır. Dolayısıyla çocuklarının A kan gruplu olma olasılığı %25 olacaktır arkadaşlar. Ceren ile Ali'nin baktığımızda A kan gruplu çocukların olma olasılığı 0,0 çarpı AB diyorum. Buradan A0, B0 çıkacaktır. Yani %50 çıkacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar Funda ile Enes çiftinin A kan gruplu çocukların olma olasılığı %25 iken Ceren ile Ali'nin A kan gruplu çocukların olma olasılığı %50'dir. E şıkkımız bu durumda yanlıştır diye söyleyebiliriz. Bu dersimizde kan gruplarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.